ihtiyacı duyduğu için beyine benzeme durumundadır. Beyni benzebildiğinde, benze ki benzeyebildiğin sana benzediğin oranca yaklaşacaktır. İlahi prensibi gerçekleşiyor. Ve her hücre bilinç, hücre beyin haline dönüşebiliyor. Aynı şekilde bir insan bedenindeki omurga organlara ait olan hücre bilinçler, hücre beyin haline gelebilirler. Ve bu ilahi prensip senelerdir bizim kararımızda vurgulanıyor, biliyorsunuz. Bu ne zaman diye sorulabilirse, 70 sayfalık bir döküman var. 17 Eylül 1991'de sonra diyoruz, şimdi yalan vurulan. Benze ki benzeyebildiğin sana, benzeyebildiğin oranca yaklaşabilir. Aslında benzediğin sadece sana böyle yaklaşmıyor. Sen ona benzerken sen de ona yaklaşıyorsun. Bakın demin ne dedim? Zaman tünelinde bu dünya ilerliyor dedim. Zaman tünelinden ilerlerken belirli koordinatlarını bir araya getirdim. Dedim ki bu bir meçedir. Durgun titreşim meçesidir. Durgun novalık meçesidir. Bu neye benzeyecek? Sabri 3 galaksisine. Nasıl benzeyecek? Onun olma frekans ve sabitesini kazanınca. Evet. Dünya bunu yapıyorsa insan vücudundaki her bir hücreyi ele alın. O hücre de beyine doğru yol kat ederken, beyine benzerken, beynin olma frekans ve sabitesiyle alakalı bir benzerliği gittikçe yoğunlaştıracak ki hücre bilinç halinde hücre beyin halindeyiz. Aynı şekilde mutlak vücuttaki her bir esaplunya yani hücre can, esaplumon yani hücre bilinç, esaplunima haline gelebilmesi için, yani hücre beyin haline gelmesi için beyine benzemez. Bak, Allah insandan tecelli eder. Daha önceki tüm mahlukattan tecelli eder mi? Eder. Nasıl eder? 99 isminin hangi ismine mahsar kalmış ise oradaki o androidde devinen bilinç kıymeti o robotik kalıpla birlikte Allah'ın o isminin kendinden kendine ailelik olma frekansına göre Allah'ı gösterebilen bir zerredir diyoruz. Ama bir insanı gelince ilk etapta insanı kamili ele alalım. İnsanı kamil 99 ismin manalarının zuhur mahallidir. Düşünebiliriz. Mahlukatı ele alacak olsan, biri birine, bir isme, biri bir iki isme, böyle ama insanı kamil dediğimizde, böyle bir evrim prototipi durumunda 99 ismin manalarının zuhur mahalli olarak diye ifade ediyor. Ve Allah'ın 99 ismin varlığına dayalı bir tarzda tecelli etmiş olduğu bir odak halinde zikrediliyor insanı kamil. Ama bu tabi ilk etapta amaç değildir. Nedir? Vasıta, vasıtalık kadri bilinmelidir. Burada kalınmayacaktır. Ve bu burada ilerlenecektir. Asıl amaç nedir? Tanrısal öz yaratılıştır. Tanrısal öz yaratılış bu cümleyi evet sürekli olarak kendi kavramımızın çok önemli bir koordinatını muhafaza edin. Tanrısal öz yaratış çekirdekten itibaren başlıyor. Çekirdek çok önemli. Her bir tanrının öz yaratılışı için gerekli olan çekirdeği diyoruz, onun öz
aktiflik novasına, transferasyon yasasının öngördüğü prensiplere uygun transferasyon yoğunluğu yüksek olan makrosudur. Benim varlığımı örnek verebilirim. Davada çok bedellenmiştir. Madde kainatı çekirdek düzende, yani öz yaratım aktiflik novasında çok bedellenmiştir. Maddi bedelle bedellenmiştir. Ama kabistan ise seyrek bedenlenmiştir. Daima seyrek bedenlenen makro aşağıda çok yoğun bedenlenenin Rabbidir. Ve tasavvufta zaten men arabe sırrıyla bilinmektedir. Men arabe nefsehu fekat arabe rabbehu. Bu sırrıyla biliniyor. Yani kendini bildin mi, kendini nefsinle artık öyle bir hali olması lazım ki ya çakur nahura olması lazım. Bunun nedir? Nefsi mutmaine ya da çakur birahna. Çakur birahna nedir? Nefsi radiye. Nefsi raziye, nefsi safiye. Anlaşılıyor. Bu iki nefs mertebesi insanı kamile aittir. Böyle bir durumda ancak diyoruz, zuhur mahali bir mini atomik bütünün üzerinde, evet, artık çok önemli teknolojik operasyonlara tabi tutulmanın hakkını o varlığa getirir. İlk etapta çekirdek evren varlığı olan bir bilinç, daha sonra çekirdek mini atomik bütün, daha sonra olduğu gibi atomik bütün, daha sonra halk boyut bütünselliğinin, daha sonra artık Atlanta ifade edilen bir sakin, tanrısal öz yaratım prototipi olması mümkün halindedir. Demek ki çekirdek, çekirdeğin çekirdeği diyebilirsin. Artık veya çekirdeğin yeryüzünde transferasyon yasasından gördüğü prensiplere uygun çok yoğun olarak bedenlenen makrosu diye ifade ediyorsun. Asıl çekirdek neydi? Testis çekirdeğidir. Asıl istenen çekirdek testis çekirdeğidir. Ama testis çekirdeğinin oluşması için rahimin kontrolü altında olan bir makronun yeryüzünde müteaddit defalar çok çok sık yoğun olarak transferasyon yasasına göre bedenlenmesi, diğer makronun ise göksel statüde yaşamı sürdürürken o makronun hamisi olması, o makronun Rabbi olması ve çekirdek dünya Rabbinin öğretim, gözetim, denetim, program bütünselliğiyle alakalı bulutların varlığına uyumlu bir tarzda enerji ve bilgi tasarrufta bulunması ve onunla benze ki benzeyebildiğin sana benzeyebildiğin oranca yaklaşacaktır ilahi prensibine göre birleme yapması. O birleme de yetmiyor. Onun akabinden Rahman'ın nezareti altındaki makroda o mutlak çekirdek üzerine İltihak ediyor ve testis çekirdeği ortaya çıkıyor ve artık ondan sonra ne başlıyor? Tanrısal öz yaratılış. İşte asıl bağlamda her bir, demek ki tanrısal özün testis çekirdeği kendinin asıl doğum odağıdır ve asıl tanrısal öz yaratılış prensipleri doğrultusunda onu temel olarak ele almalıdır diyoruz. Evet. In order for the cell consciousness of the human body to become cell brain, it would have to be crystallized. And for this, it would have to be supported by the brain of the body, which is constituted of these cells. Therefore, the cerebral essence of the absolute body subjects the human brain to exclusive interventions through the three echelon efficacy plane created by its cerebral essence, knowledge and energy. The cerebral essence, creation, knowledge, and energy has the effective features of enabling the cell of the human brain first to become fluid and then to be crystallized by becoming astral. İnsan vücudundaki hücre bilinçlerin hücre beyin haline gelebilmeleri için kristalleşmeleri, bunun için de
bu hücrelerin oluşturduğu vücuttaki beyin tarafından desteklenmesi gerekir. Ha, şimdi bu cümleyi inceleyelim. Hücrelerin kristalleşmeden önce ne olması gerekir? Kristalletmeye imkan tanıyan altyapı nedir? Ne diyorduk? Şeffaflaşma. Şeffaflaşma olmadan kristalleşme olmaz. Bir zaman gelecek elbette kristalleşmeyle alakalı çok önemli sırları da vereceğiz. Ancak şimdi burada teknolojik gelimlerle çok dolu olan ve sizin şu anda oluşturduğunuz kavramla sizi birazcık yorabilen bir bilgi olduğu için şimdi devreye sokmuyoruz. Bakın şunu ifade edeyim. Seyyalleşme dedik mi? Seyyalleşme. Bunu bileceksiniz ki süptil fazın burada madde kainatı çekirdek düzeninden hayati seyyalenin varlığına uygun bir yaşamın sürdürülmesi isteniyor. Hayati seyyalen. Eğer hayati seyyalenin üzerinde hayati astralitenin bu dünyada sürdürülmesi isteniyor olursa o zaman her bir hücrenin birer birer hücre bilinç halinden hücre beyin haline gelmesi lazım. Kısaca bu dünyada gökteki makroların orada olmuyor bakın orada olmuyor. Gökteki makroların bu dünyada diyoruz ancak hücre beyin haline gelirse, hücre bilinç halinden, hücre beyin haline gelirse ne olmuş oluyor? Hayati astraliteyi bu dünyada devreye sokuyor ve hayati astraliteye dayalı olan yaşamı bu dünyada sürdürebiliyor. Bu çok önemli. Anlaşılıyor. E peki bu kadar mı? Bu kadar mı? Hayır bu kadar değil. Bir hücre, hücre bilinç halinde, hücre beyin haline geldi mi, artık Allah'la birlikte, evet, hareket edebiliyor. Rüyatullah ifadesiyle bilinen Allah'ı görme durumu hasıl olabiliyor. Anlamış, bundan sır işte. Tasavvur bir yönden belirli mahallerde, belirli bilinçlerin kaldırabileceği tarzlarda, rafsal ve ruhsal ağırlıklı olmak üzere bu bilgi transferi yapılmıştır. Ancak teknolojisi boşlukta kalmıştır. Biz bu boşluğu doldurmak için çalışıyoruz. Ancak tecrit nizamı olduğundan dolayı bir de alça gelmişlik kavramından kurtulmanın çok zor olduğunu bildiğimizden dolayı bilgiyi ceste ceste veriyoruz, vermek zorundayız. Anlaşılıyor. Demek ki bu dünyada hayati asaliteye sahip olarak aynı gökteki yaşamın bu dünyada yaşanması mümkün olabiliyor. Ancak bunun yanı sıra getirmiş olduğu imkanlar nedir? Direkt mutlak varlığın, mutlak vücudun, beyinsel öz bütünselliğine ait matu merkezle mündemiç olarak iç içe yaşamak mümkün olabiliyor. Ne kadar? Cilmiyeti oranında. Bir hücrelik. Eğer daha fazla olması isteniyor ki öyle bir durum varsa ve mutlaka ki sonsuz sınırsız durulgan potansiyel Ra'nın arzusu bu. Her bir tanrı evladından kendini seyrede almak. Her bir tanrı evladıyla mündemiş olarak yaşamak. Ancak bunu yaşarken kaynak olduğuna, kaynak olarak daima bilincin ve imkanlarının takviyesini yapmakla gene kendini bir arzuyla devrede tutmaktadır. Bu bilinmektedir. Kaynaklanan kaynak olduğuna niçin kaynak olmaktadır dendiğinde zaten bu bilinmektedir. Deniyor ki durulganlık ve homojenliğin yaşanma durumu mevcud iken yine kendinden kendine kendi arzusuyla homojenlikten şekilselliğe, durulganlıktan aktifliğe geçmeyi murat etmiş ve bunun içinde
gene tedricen gittikçe önce mutlak vücudunu halk etmiş ve o mutlak vücudun halkı ilk etapta beyinden başlamış, beyinciye, beyincikten omurliğe, omurlikten omurlara, omurlardan organlara doğru gitmiş ve tamamlanmış. Şimdi bu halk oluş kuma olarak bilinmektedir. Yani olma olarak bilinmektedir. Olan mutlaka bir amaca uyumlu olarak oldurulmuştur. Ne için oldurulmuştur diye sorulursa yaratılış için oldurulmuştur. Yaratılış bütünsel olarak tanrısal özlerin varlıklarıyla ancak gerçekleştirilebilir. Her bir tanrısal özün tanrısal özle yaratılışıyla bir araya getirilmiş olan o şablonatik statüdeki yaşamın varlığına dayalı bir tarzda yaratılış bazındaki veçele mutlak vücudun yaratılışını sağlamaktadır, sağlayamaktadır, sağlamaktadır, en an sağlamaktadır. Sağlayacaktır da demiyorum, sağlamıştır da demiyorum. En an sağlamaktadır. Evet. Bu nedenle mutlak vücudun beyinsel özü, insan beynini beyinsel öz bilgisi ve enerjisini kullanarak oluşturduğu üç kademeli etkinlik planından özel tasarruflara tabi tutmaktadır. Beyinsel öz yaratılış bilgisi ve enerjisi, insan beynindeki hücrelerin öncesine yerleşmesine, sonra astralleşerek kristalleşmesine imkan tanıyan etkin özelliklere sahiptir. Evet, şimdi ana rahmindeki İlk etapta zigot halini ele alalım, oradan başlayalım. Zigot halinde beyin çekirdeğini oluşturan hücrelerin çekirdeklerine çok özel porlar ekiliyor. Bu porlardaki bilgi ve enerji gezegenlerin çekirdek bilgisi ve enerjisidir. Zaten astroloji bundan doğmuştur, onu biliyorsunuz. Yine İslam'da böyle bir şey vardır. Mutlaka böyle bir ilim tanına dayalı, ilmin bilime çevrilmesiyle alakalı gayret gösteren, efor gösterilen müteşekkil böyle bir bilim dalı ortaya çıkarılmıştır. Bu bilinmektedir. Kısaca ancak teknolojisini evet boşlukta tutarak bildikleriyle hareket ettiklerinden dolayı artık bu bir nevi bir falcılık, bir fal ilme haline getirilmiştir. Bu yanlıştır. Şimdi her birinin programizasyonu çekirdekten ilk etapta beyin çekirdeğini oluşturan hücrelerin çekirdeklerindeki genetik uzay bölgelerine bilgi ve enerji yüklü porların iştirakıyla ancak bu şekilde gerçekleşebilir. Hiçbiri birbirine tam olarak benzememektedir. Aynı DNA sarmallarındaki amino asitlerin sıralanışı gibi ki ona ne deniyor işte genom ifadesi kullanılıyor biliyorsunuz. Amino asitlerin hangisi gelmiş, sitin, evet, timin, adenin, sitozin, o şekilde geldi, sitozin, 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 timin, 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 adenin ve bu şekilde gidiyor sıralanış. Aynı şekilde diyoruz, beyin çekirdeğini oluşturan hücrelerin genetik uzay bölgelerine ekilen porlar da farklı farklıdır. Birisi Jüpiter'den olabilir, Jüpiter'in çekirdek enerjisi ve bilgisi kullanılmıştır. Birisi Satürn'den olabilir, Satürn'ün çekirdek enerjisi ve bilgisi kullanılmıştır. Artık mahiyet itibariyle değişir, kısfas itibariyle değişir. Çok, evet, gezegenlerin belirli o sıralanışına göre değişir. Mesela Jüpiter'den almış, Satürn'den almış, Merit'ten almış. Öbüründe ise daha başka, Neptün'den almış, Plüton'dan almış. Bu şekilde girebilir. Netice ne oluyor? Zigot'un neyinden başlanıyor? Beyin çekirdeğinden başlanıyor. Öyleyse mutlak vücudun beyinsel özü diyoruz. Tasarrufu gerçekleştirirken insan vücudundaki bilincin devinmesi esnasında insanın o esnada insan vücudunun hangi öğesini ele almalıdır?
Beynin ağ. Beynin neyini ağlay almalıdır? Önce beynin çekirdeğini ele almalıdır. Beynin çekirdeği nedir? Pineal glanddır. Ve çakuskarayla, yani tepe çakrasıyla, taç çakrasıyla iç içedir. Anlaşılıyor. Şimdi bunlar böyle yarım yamalak bilinerek böyle gelip belirli sosyal iletişim sitelerinde veya herhangi bir yerde yayına müsait bilgiler değildir. Açık, parça parça taklide gelmez. Ancak böyle bir şey yapıyorlar. Onu da söyleyeyim, ben kameranın karşısındayım ben. Biliyorum böyle olduğunu. Ben şimdi bu bilgiyi veriyorum ve videoya kayıtlanıyor ve yayılıyoruz. Yayıyoruz, bunları alıyorlar parça parça, belli olmasın diye bir iki cümleyi gidiyor, kendi sitesinde orada zikrediyor. Ama böyle olmaz, vebal alıyorlar. Açık, bakın biz burada verirken ne yapıyoruz? Bütünsel olarak birbirini tanımlayan, birbirini tamamlayan, birbirini kapçaklayan bilgiyi veriyoruz. Yani böyle yapılmasını ben mahsurlu görüyorum, burada da konuşuyorum. Bu videoyu da seyredenler bu konuştuğumu nazar itibar alsınlar. Açtım. Beyin çekirdeği olarak pineal gland olarak bilinmektedir. Bu çakuskarayla iç içedir. İkincisi olarak hipofiz geliyor. Bu da çakur ajunla ile, yani alın çakrasıyla iç içedir. Bu şekilde aşağıya doğru gidiyor. Biz şimdi burada bugün bunun üzerinde durmaktayız. Zira tanrısal özün yaratılışı çekirdekten itibaren başlamayla ilgili bir cümlenin açıklanışı buna olan ihtiyaçtan dolayı da biz bu bilgiyi devreye sokmakla yükümlüyüz. Evet. By these special interventions, at first, the pineal gland and the pituitary gland, which has some very important efficacy, and the thyroid gland of the throat, and the thymus gland of the chest, and the adrenal glands, are all being crystallized, and after turning into crystals, each cell consciousness is provided to be a cell brain by means of attaining a certain number of chemical features through the chemical fluids circulating within the blood, which are secreted in the proportion of their crystallization. İlk etapta bu özel tasarruflarla insan vücudundaki beyinde çok önemli etkinliklere sahip olan epifiz ve hipofiz bezleri, sonra gırtlaktaki tiroid bezi, göğüsteki timus bezi ve böbrek üstü bezleri hepsi önce bu tasarruflarla kristallendiriliyor. Ve kristal olduktan sonra kristallendiği oranca salgılamış olduğu şimik sıvılar neyse, o şimik sıvıların kanda dolaştırılması suretiyle her bir hücreye bir takım şimik özellikler kazandırılarak, her bir hücre bilince kristallendirilerek bir hücre beyin haline gelmesi sağlanıyor. Burada önemli olan bir işlemleyici aktiflik planından hareket eden biyoaktif sistem neydi? Karakter diyor. Daha önce bu tercepeli ile bilinen Atlantara termolojik sistemde bu organ üzerinde durmuştuk. Şimdi daha teferruatta durmayın. Yalnız bu ne yapıyor? Şunu ifade edelim. Evet. Gorilla ifadesiyle bilinen sıvıyı vücutta dolaştırıyor. Niçin dolaştırıyor? Dolaştırıyorsa muhtemelen bir amaç vardır. Niçin dolaştırıyor? Biliyoruz. Besiyel ajanları, besiyel enerjiyi, ama böyle gidebilirsin. Hatta ki bilgiyi de, onu biz ifade edelim. Onu bilgiyi de. Şimdi artık o gitti çünkü şeyi açtık. Bu timusla, timus beziyle, kalp nedir, kalp şakrası? İçin demiştir, değil mi? Kalp organı da nedir? Ona kilitlidir. O bilinmektedir. Öyleyse şurada platformik enerji alanı yasasına uygun olarak bir vücut sisteminde işlemleyici aktiflik planını içine alan bir platformik enerji alanı oluşturulması isteniyor. Bu nasıl oluşturulur? Dinamo etkisi. Bakın bir dinamo. Nasıl?
bir manyetik alan içerisinde bir bobinin üzerine neler sarılı? Teller sarılı, galvanize olmuş teller. Ne çıkıyor ortaya? Bir enerji. Dikkat edelim. Evet. Burada da bu var. Yani kalpteki uçin mut yok kor ya ve mut yok anulun ya da devinen enerji burada bir platform, bir enerji alanı usule getiriyor. Kalp şakrasındaki. Kalp şakrasına dayalı olarak oluşturulan bu manyetik alan çok önemlidir. Bu manyetik alana kan damarları yoluyla uğramış olan kan hücreleri bu manyetik alanda blokasyon yasasına göre enerji ve bilgi, imkan, evet blokasyon yasasına göre ne yapar? Tagaddi bulur. Yani her bir kan hücresi bu manyetik alana girdiğinde otomatikman ne alacaksa enerjiyi de alır, bilgiyi de alır, imkanı alır, nerelere taşır? Hücrelere taşır. Anlaşılıyor. Şimdi tekrar okuyalım bakın. Bu cümle çok önemli. Bu sıvılar yani nereden salgılanıyor? Salgı bezlerinde. Değil mi? Bu çimik sıvılar kan damarı yoluyla, kan yoluyla ne yapıyor? Diğer hücrelere transporte edilebiliyor. Cümleyi tekrar okuyoruz. İlk etapta bu özel tasarruflarla insan vücudundaki beyinde çok önemli etkinliklere sahip olan epifiz ve hipofiz bezleri, solunumdaki tiroid bezi, göğüsteki tümör bezi ve böbrek üstü bezleri hepsi önce bu tasarruflarla kristallendiriliyor. Kristal olduktan sonra kristallendiği oranca salgılamış olduğu şimik sıvılar neyse o şimik sıvıların kanda dolaştırılması suretiyle her bir hücreye bir takım şimik özellikler kazandırılarak her bir hücre bilincin kristallendirilerek bir hücre bilinci haline gelmesi sağlanıyor. Demek ki ilk etapta insan beynini oluşturan nöronların kristalleştirilmesi öngörülüyor. Bunun için ilk etapta insan beyninin merkezindeki pineal gland üzerinde bir tasarruf. Evet. Üç kademe diyoruz ya. Yani mutlak vücudun beyinsel öz bütünselliği insan vücudundaki beyin üzerine üç kademede ne yapıyor? Tasarruf yapıyor. Gittikçe sırayla. Birine yönetim yönlendirir. İkincisi regülasyon, programizasyon. Üçüncü ne? Evet. Dispüsyon, tevziya. Bu şekilde bu insan beynindeki hücrelerin hücre bilinç halinden hücre beyin haline getirilmesi söz konusu oluyor. Demek ki ilk etapta insan kendi beyninin hücrelerini hücre beyin haline getirildikten sonra beyin beyin oluyor. Her bir beyin artık o hücrelerden oluşursa öyleyse bu organ ne oluyor? Organ beyin. Beyin beyin oluyor. Anlaşılıyor. Böyle bir durumda işte epifizin hatta hareket motivasyonları nasıl olur? Ve bu hepimizin bu hatta hareket motivasyonlarına bağlı olarak o beyindeki lobları birleştiren köprü oluşumdaki hücrelerin çekirdeklerindeki genetik uzay bölgelerindeki porlar ne duruma geçerler? Bunlar hep sizi düşündürmeli. Anlaşılıyor. Evet. Ve böyle bir tasarruf bütçesinde bu sure gelen kristalleşmenin önce beyinde diyoruz epifizin, sonra hipofizin olması, onun akabinde burada tiroidin olması, timusun olması, böbrek üstü bezinin olması, dişide ovaryumun, erkekte prostatın olması, bunlar çok önemli. Evet, bütün bunlar aslında bu hücreler neye açık? İlk ön planda, ilk etapta neye açık? Kristallenmeye açık. Bunlar kristallenecek ki vücudu oluşturan diğer hücreler kristallenebilsin. Neden? Çünkü kan buralara uğruyor. Buradaki şimik sıvıları alıyor. Kristal artık hücrenin sıvısını alıyor. Daha önce hücre bilincin sıvısını alırken şimdi hücre beyin
Ya kristal enerjiyi alıyor. Kristal bilgiyi alıyor. Kristal olan kimik sıvıyı alıyor, taşıyor. Durum anlaşılıyor The administration efficacy at the brain center of the cerebral essence of the absolute body is dominant and mighty upon every self-consciousness of this body, which belong to the supernal essences. The self-consciousness that are subject to administration by the brain center are conducted and directed in accordance with the meaning of the modalities to which their supernal essences are subject to. Following this, they are subject to being regulated by the programmer aspect of the brain. After this procedure, they are turned into a cell brain at the distribution efficacy plane in which they are included within. Mutlak vücuttaki beyinsel öze ait olan beyin merkezindeki moderasyon etkinliği, bu vücuttaki transal özlere ait olan her hücre bilinç düzeyine hakim ve kadirdir. Beyin merkezi tarafından moderasyona tabi olan hücre bilinçler, kendi tanrısal özlerine tabi oldukları keyfiyetleri manalarına uygun olarak yönetilir ve yönlendirilir. Bundan sonra beynin programlayıcı iletçisi tarafından regülasyona tabi tutulur ve işlemlerden sonra dahil edildikleri distribüsyon etkinlik planında beyinsel öz bilgi ve enerjiyle birer hücre beyin haline getirilirler. Evet, demek ki ilk etapta bir organın veya bir omurun kendine ait hücrelerinden itibaren tanrısal öz yaratılışa geçmek gerekiyor. Bu nedenle mutlak vücuttaki beyinsel öze ait beyin merkezindeki moderasyon etkinliği neydi? Yönetim ve yönlendirim. Şimdi bu yönetimi, yönlendirimi gerçekleştirirken beyin merkezi mutlaka her bir tanrısal özün minyatür kainatlar dizimindeki şablonlarında bulunan şablon kayıtlarını bildiği için zodiç haliyle ne yapacak? Her bir tanrısal öze ait hücrenin varlığını desteklerken bu kayıtlara göre destekleyecek. Neyle? Yönetim ve yönlendirim aktivitesiyle. Anlaşılıyor. Öyle hasbet kader olmuyor. Bakın dikkat edin. Yani bu mutlak vücudun beynin merkezindeki kayıtlar kaynağı alınarak beyin merkezi tarafından ya 600 karyontası bilinç olgusu var. Hiçbir kaçak yok. Bakın 600 karyontası bilinç olgusunun zodiç halini ele alabiliyor musunuz? Bakın nedir? 600 karyontas diyorum. Her bir karyontas 32 milyar gamundan müteşekkil bir olgudur. Bunu 600 ile çarp, 600 çarp 32 milyar. Bu akıl ile kavranılabilecek değildir. Akla, hafızaya sığmaz. Açık. Mutlak varlık böyle bir beynin merkezine sahiptir. İşte bu merkez mutlak vücudun her bir zerresine hakim ve kadirdir. Ne deniyor? Hazır ve nazırdır. Mutlak vücudun her bir zerresine hakim ve kadirdir. Mutlak vücudu içten ve dıştan kuşatmıştır. Artık şimdiye kadar kadim olarak klasik ifadelerin mana bulduğunu apaçık görüyorsunuz. Öyle değil mi? Şimdi her bir tanrısal özün şablon kayıtlarını bilen bir merkez o şablon kayıtlarına istinade o tanrısal özün her bir hücresinin üzerinde üç kademeli tasarrufu gerçekleştiremez. Üç kademeden neyi kastediyorum? Burada da vurgulanıyor. Moderasyon, regülasyon, distribüsyon. İşte bu yapılıyor. Açık, Allah'ın hakim ve kadir olduğuyla ilgili ifadeler burada apaçık gösteriliyor ve sizlerin şehadetine veriliyor. Bu
Bu bilinmeli artık. Bunun için daha önce böyle kafa karıştırıcı, beyin karmacasına, beyin fırtınasına sebebiyet veren bilgilerin hikaye hikaye, masal masal okunması ne yapar sizleri? Allah bullak eder. Açık söylüyorum. Daima rotasyon aktifliğiniz ne olacak? Azoyra'nın bilgelik öğretisi olacak. Bunu hiç unutmayın. Açık. Biliyoruz. Şimdi bu videoyu izleyenlerin bazıları diyecek. Aa, burada tekelci mantık diyor. Aldırmıyoruz artık. Bu yönden kesinlikle duyarsızız. Duyarlı değiliz. Bu bilginin ne olduğunu biliyoruz. Senelerce bu bilginin peşindeyiz ve bu bilgi bizden sadır oluyor. Bu apaçık görünüyor. Bunun aksini de kimse inkar edemiyor. Onu da ifade ederim. Onun için biz neden Nasrettin Hoca'nın dediği gibi bir dirhem bal için bir çeki odunu çiğneyelim ki? Açık. Body consciousness gene inoculation has been performed on the three consciousness in pioneer characters, determined by the central of the cerebral essence of the absolute body, Mako. Among the self-consciousness, Makos, that belong to the supernal essences, to provide for their Rahman, Rab, and Rahim characters to emerge in general within the atomic whole. The Mako that has been inoculated to enable its Rahim character to emerge, has the features to implement in the first stage of the constitution of the Trinity phase. Again, the Makro that has been inoculated to enable its Rab character to emerge, has the features to implement as a Rab, the edification program of the Makro that is often transferred to the nucleus planet Earth via incarnation. Once more, the Makro that has been inoculated to enable its Rahman character to emerge has the features to constitute the Trinity phase through its own being by appointing the other two Makros. Tanrısal özlere ait olan yüce bilinçlerin, yani makroların içinden mutlaka vücudun beyinsel, mutlak vücudun beyinsel öz merkezi Makro tarafından belirlenen imamet karakterli üç bilinci Rahman, Rab, Rahim karakterlerinin atomik bütün genelinde ortaya çıkışını sağlayıcı motor bilinçgen aşısı yapılmıştır. Evet, şimdi bakın bunun üzerinde dikkatinizi çekerim bak. Tanrısal özün üç tane makrosu seçiliyor motor merkezde. Ve bu üç makronun birisine Rahman karakterini devreye sokması, ikincisinin Rab karakterini devreye sokması, üçüncüsünün ise Rahim karakterini devreye sokması için aşı yapılıyor. Yani matur bilinç aşısı yapılıyor. Bu neye göre yapılıyor? Azoyra'nın arzusuna istinaden. İşte bunu kavrayamadıkları için halen böyle boşlukta kendilerini ve ondan sonra ne yapıyorlar? İşte başka bir şey bulamadıkları için bu sefer yersel takılmaya başlıyor. Bak ortada bir hakikat var. Bak Rahman Rab Rahim üçlüsü diyorsun. Bak bu kitaplarda var işte, medyamik kanallardan verilen mesajlarda var. Ya bunun üzerinde biraz tefekkür et, biraz düşün. Nasıl oluyor? Matu, bilinç gen aşısı deniyor. Niye acaba? Bu açık vurgulanıyor medyamik kanallarda. Nasıl yapılıyor acaba? Bak bu izah ediyor ama biz bu bilgi. Azoyra bilgelik öğretisinin bilgisi. İzah ediyor. Deniyor ki matu merkezde her bir tanrısal öze ait makrolar var ya, bu makroların içinden üçü seçiliyor. Ne oluşturmak için? Tesis çekirdeği aslında. Hedef bu. O amaçla. Birisine Rahman, diğerine Rab, diğerine Rahim karakteri oluşturacak şekilde aşı yapılıyor. Her bir aşı mutlaka bilinç bazında olduğu için bilinç kodlama planına uygun bir tarzda Matu merkez tarafından, yani 600 karyantaslık bilinç olgusu tarafından bu düzenleme yapılabiliyor. Ve kilitlilik kodları da ona göre tanzim ediyor. Anlaşılıyor. Ve bu tabii insanın aklının hapsalasına sığmaz olan bir şey.
Netice budur. Bu ortada bir aşı varsa mutlaka o aşının yapılmasıyla alakalı bir amaç güdülme. Amaç ne? Açıkça beyine benzetme. Yani mutlak vücudu beyne benzetmek, açık beynine benzetmek. Başka bir şey değil. Neden diyor bakın, Allah yerine göre rahman, yerine göre rab, yerine göre rahimdir. Öyleyse her bir tanrısal özün rahman karakterli olanı Allah'ın adına rahmandır. Her bir tanrısal özün rab karakterli olan makrosu Allah'ın adına rabdir. Öyle değil mi? Bakın, her bir tanrısal özün rahim karakterli makrosu Allah adına rahimdir. Ve gerçekten her bir tanrısal özün bu üç makrosu yerine göre rahim, yerine göre rab, yerine göre rahman olmaktadır. Yani şimdi bu kadar açıklayıcı, bu kadar aydınlatıcı bilgi verdikten sonra gidip de klasik klasik, masal masal, hikaye hikaye bilginin peşine düşene ben kaçarım ya. Açık söyleyeyim, ben kendimden kendime bu şekilde şaşıyorum. Ben kendimden kendime bu ihtiyacı duymuyorum. Siz nasıl duyarsınız? Açık söylüyorum. Her şey ortada. Yani bu öğreti, az önce bir geri köresi, bu öğreti aslında mutlak varoluşun ve yaratılışın bilimsel nitelikli ilme bağlı bir çatısıdır. Ve sonsuza açılan, genişleyen bir çatısıdır. Evet. Bu makrolardan rahim karakterinin ortaya çıkışını sağlayıcı aşı yapılanı, sintefazın oluşturulmasında ilk kitapta kullanılması gereken özelliklere sahiptir. Yine bu makrolardan Rab karakterinin ortaya çıkışını sağlayıcı aşı yapılanı, çekirdek dünyaya sık sık enkarnasyon yoluyla transfer edilen makronun üzerinde Rab olarak yetiştirme programını uygulayabilecek özelliklere sahiptir. Yine bu makrolardan Rahman karakterinin ortaya çıkışını sağlayıcı aşı yapılanı, diğer her iki makro üzerinde tayinleme yaparak sintefazını kendi varlığıyla oluşturabilen özelliklere sahiptir. Evet, ilk etapta bir faz var. Ünite fazı. Sonra nasıl? Dualite fazı. Sonra ne var? Trinite fazı. Ünite, ilk faz, rahimle oluşturulur. Dualitik faz, rahim ve Rabbinle oluşturulur. Birlemesiyle oluşturulur. Ki buna mutlak çekirdek dinlendirilir. Onun akabinde trinite fazı, rahim, Rab, Rahman. Ve testis yani trinite fazı ortaya çıkıyor. İşte apaçık burada görülüyor. Bunun da pratiği, bunun da sizlere aşina olsun, örnek olsun diye benim varlığımın 23 Ağustos 1948'den bu yana kadar kat edilen yolu açık sizin için örnekse ne ona İmparator Cemengele keza daha önce işte bundan 14 sene önceden şimdiye kadar olan ilerleyişi yine Mahbub Merkez'in ortaya çıkışı sizlere örnek olmalı. Her birinizin aslında böyle bir hakkı mevcuttur. Bu arzuyla'nın arzusuyla sabitlenmiştir. Arzuyla'nın arzusuna istinaden. Her birinizin üç makrosu mutlaka trinite bazını oluşturacak şekilde bir araya gelecektir, gelmektedir. Ve bu şekilde ilerlemektedir. Açık. Ve daha fazlası trinite bazını oluşturmuş olanlarınızın varlıkları üzerine binlerce makrosu enaktif lokasyon sistem icatlarına uygun bu çekirdeğe itaat etmiş vaziyettedir. Bunun artık örneksemesi kendinizden kendinize kendinizi göstererek yapılmaktadır. Evet. The Trinity phase in the level of consciousness that can be constituted by the coming together of the three macros
in Rahman, Rab, Rahim character, which take place among the macros of the supernal essences, is called the Trinity Core. It is from this core onward begins the creation of each and every supernal consciousness. With the start of this creation, the activities regarding the Rahman, Rab, Rahim secrets of the core are concentrated upon the formation inside the human brain called the pineal gland. Following this, the time code that activates the triggering efficacy within the pineal gland opens up. Tanrısal özlere ait olan makroların içinde yer alan Rahman Rab Rahim karakterli 3 makronun bir araya getirilişiyle tanzim edilebilen bilinç fazındaki Trinity fazına testis çekirdeği denilmektedir. İşte bu çekirdekten itibaren her bir tanrısal özün yaratılışı başlamaktadır. Bu yaratılışın başlamasıyla insan beyninde ideal gland olarak bilinen oluşuma, bu şekildeki Rahman Rab Rahim sırlarıyla alakalı etkinlikler temerküz eder. Bunun akabinden final glanstaki tetikleyici etkinliği devreye sokan zamanlama kodu açılır. Açık. Yani birisi diyor ki ben hiç mizansen yaşamıyorum. Veyahut da ben asal planda gördüğüm eğitimi bu fiziki aleme taşıyamıyorum, hatırlayamıyorum. Ya bu şekilde henüz daha geçişte olduğunu belirten ifadeler. Ne diyoruz? Önce trinite fazı oluşması gerek. Trinite fazı oluştuktan sonra gene tecrit izahına göre enantik lokasyon sistemi cevaplarına uygun testis çekirdeğine enantik kıymette olan makrolar ne yapıyor? Dahil ediliyor. Şimdi burada Rahman karakterli olanın çekildiği makro vardır. Rab karakterli olanın çektiği makro vardır. Rahim karakterli olanın çektiği makro vardır. Bu da değişiyor. Bakın ne kadar dalgudar sarıyor bir görüyoruz. Şimdi yine dalgudar sardı bak görüyoruz. Ya bu da değişiyor. Yani her birinizde aynısı olmaz. Bakarsın birisi Rahman karakterli makroları çekiyor. Enantik lokasyon sistemi yaparlar. Niye? Çünkü o makrosundan benzediklerini çekiyor. O esnada demek ki Rahman yoğunluğu hakim. Anlaşılıyor. Bir insanı kastediyor. Rahman yoğunluğu, ya testis çekirdeği oluşturmuş olanından söz ediyorum ama. Yani yoksa daha testis çekirdeği oluşturmamış olan mı? Epifiz bezi ele alınmıyor onu bilin. Ne zaman alınıyor? Testis çekirdeği oluşturduktan sonra o bilincin tanrısal özün kullanmış olduğu makrolarının devrede tuttuğu robotik kalıbın beyin denilen evet işte o robotik ana kumanda sisteminin merkezi olan epifiz ele alınıyor. Anlaşılıyor mu? Alındığında ne yapılacak? Demin ifade ettim. Tanrısal özden yaratılış başlıyor. Tanrısal özden yaratılış sırlarına uygun bazı hadiseleri yaşayacak, yaşamalı. Bunu yaşarken Rahman yoğunluğu olursa enantik lokasyon sistemi cevaplarına uygun Rahman yoğunluğuna uygun olma frekans ve sabitesindeki makroları çekebiliyor. Rab yoğunluğu yoğunsa ona göre çekiyor. Rahim yoğunluğu yoğunsa ona göre çekiyor. Bu durumu iyice kavrayın. Ve bu şekilde gittikçe o insani robotik kalıpta tanrısal öz yaratılışı sağlayan o makroların bir araya getirilişiyle bir öz yaratım prototipi kendini yaratmış olur. Anlaşıldı. Evet. With the activation of this code, the supernal essence activates its efficacies, which enable the blockage of the macro consciousness that enables its essence-wise creation in that form. With the joining of each macro to the core, the cell belonging to the supernal essence, which can transform from the state of cell consciousness to the state of cell brain consciousness, get together to develop either the stage of organ brain consciousness or the stage of vertebra brain consciousness,
which are in accordance with the essence character of the supernal essence integrity. This stage of consciousness is the state of consciousness that belongs to an Arya, or a Karyangas, or in a broader sense, to an essence creation protocol. Bu kodun açılmasıyla tanrısal öz, bu formda özce yaratılışını sağlayabilen, makro bilinçlerin blokasyonu sağlayabilen etkinliklerin devreye sokar. Her makronun çekirdeği ilkakıyla hücre değişiklik halinden hücre bilinçsel bilinçlik haline geçebilen tanrısal öze ait hücreler bir araya gelerek, tanrısal öz bütünlüğünün öz karakterine uygun olan ya organ beyin bilinçlik hali ya da omur beyin bilinçlik halinin oluşmasını sağlarlar. Ki işte bu bilinçlik hali bir araya, bir araya veya karyantasa, genel bağlamda ise ve özellikle prototipine ait olan bilinçlik hali olmaktadır. Evet, bu kodun açılmasıyla deniyor. Bu formda tanrısal özde yaratılışı sağlayabilen makro bilinçlerin blokasyonunu sağlayabilen etkinlikler. Demon olarak gibi en aktif blokasyon sistemi icatlarına uygun. Artık ne oluyor? Makrolar çekiliyor. Peki bu üç tane makro diyoruz. Biri rahim, diğeri Rab, diğeri Rahman. İlk etapta demin vurguladık. Dedik ki rahim karakterli makronun çekirdek dünyaya transferi çok yoğundur. Yani göksel planda çok fazla bırakılmıyor. Ve mükahit defalar geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor bu şekil. Ve her çekirdek dünya uzay zaman dönemlerindeki uzay zaman dilimlerinde bir kişiliği oluşturuyor ve biliniyor. İşte nedir? Mimar Sinanlık kişiliği falan bu şekilde ifade ediliyor. Veyahut da herhangi bir hükümdar kişiliği bu şekilde vurgulamış. Veya bir sahabe olabiliyor, bir havari olabiliyor değil mi? Şu kişilik, bu kişilik, bu kişilik deniyor. Bu kişilikle alakalı kesinlikle ilahi takdir planındaki kayıtlar değişmez. Bu bilinmektedir. Hepsi ana asap dönemlerinde oluşturulan kişilikler vasıta olarak kullanılmakta ve neticede toplanan liyakatın ve anti-liyakatın varlığı saptanmakta ve ilahi takdir ve mücazat komisyonluğunda fişlenmektedir. Böyle bir potansiyelin artık çekirdek dünya ortamına ana hasat için transfer edilmiş olan bir makronun üzerinde tasarruf hakkı olan kendi özdeş makrosu ne diyoruz? Rab karakterli makrosu öğretimi, gözetimi, denetimi devrede tutarken neyi kayla alarak öğretimi, gözetimi, denetimi devreye sokar? Soru. Evet. Tamam. Başka? Sadece liyakatı mı? Göre. Onun tersi de var. Peki, ne yapıyor? Nasıl bu bilgiyi ediniyor? Çekirdek dünya Rabliği adına Rab olan makro, özdeş makro ne yapıyor o esnada? Bir komisyonluk var. Demin ifade ettim. Ondan 12'yi böyle tecrit nizamına göre alıyor. Tedricen. Aldığında ne yapacak? Ne uygulayacak? Öğretimin, gözetimin, denetim programının buğutlarına uygun hamiyet ve rabbiyet fonksiyonlarını uygulayacak. Görüyor musunuz nasıl meselenin içinde mesele var? Kolay mı? Her biriniz farklı farklısınız bu konuda. Her birinizin diyoruz nizami görev icraat komisyonluğunda görev icraat tablosunda kayıtlarımız olduğu gibi aynı zamanda ilahi takdir ve mücazat komisyonluğunda kayıtlarımız mevcuttur. Bu kayıtlara uygun hareket etmek kesinlikle Rab karakterli makronun yükümlülüğündedir ve yetkisindedir.